Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Bu videoda YouTube kanalı nasıl büyütülür, kanallarımızı nasıl geliştirebiliriz gibi konular hakkında çok önemli detaylar vermeye çalışacağım. Lütfen videoyu atlamadan başından sonuna kadar izleyin. YouTube kanallarınız için çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi detaylara geçelim. detaylara geçmeden önce bu tarz videolarla sizlere fayda sağlamaya çalışıyorum. Her hafta düzenli olarak iki tane yeni video yayınlıyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız benim için çok kıymetli. Bu kısa duyuru için özür dileyip detaylara geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar birinci ve en önemli konu şu, Hangi tarzda hangi kategoride içerikler üretiyorsanız üretin. Anahtar kelime dostu başlıklar atmanız ve o başlığa uygun içerikler üretmeniz gerekiyor. Bu durumu en az 10.000 aboneye gelene kadar devam ettirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Şu an yeni bir kanal oluşturmuş olabilirsiniz. Birkaç bin aboneniz olabilir. Hiç fark Etmez. En az 10.000 aboneye kadar daha çok kitlelere ulaşmak ve aratmalarda insanların karşısına daha çok çıkmak için anahtar kelimeleri titizlikle tespit etmeniz gerekiyor ve sonrasında da ona uygun içerikler üretmeniz gerekiyor. Belki çoğunuz bu bilgilerden haberdarsınız fakat özellikle doğru anahtar kelimeleri bulmak, doğru video başlığı girmek ve o videoya doğru açıklamayı yazmak konusunda birçok kişinin yanlışı var. Şimdi bilgisayarımın ekranına geçeceğim ve ne demek istediğimi daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Arkadaşlar öncelikle keywordtool.io internet sitesine giriş yapıyorsunuz. Burada giriş yaptıktan sonra Google, YouTube, Bing, Amazon vesaire gidiyor. Buradan YouTube'u işaretleyip hazırlayacağınız içeriğin hangi konuda olduğuna göre buraya örnek bir anahtar kelime yazıyorsunuz. Örneğin bir yemek kanalınız var diyelim ve kıymalı börek tarifi vereceksiniz. Çok basit bir örnek. Kıymalı böreğin nasıl yapıldığı ile alakalı bir video çekeceksiniz. Yemek tarifi vereceksiniz ve bununla alakalı etiketleri nasıl bulmalıyım? Buraya çok basit kıymalı börek yazıyorum. Bakın. Enter'a bastım. Ve bana kıymalı börekle alakalı aratmaları burada gösteriyor. Bakın kıymalı börek nasıl yapılır? Kıymalı börek tarifleri, işte el açması, nefes yemek tarifleri, hazır yufka bilmem ne burada devam ediyor. Şimdi öncelikle videonuzun etiketlerini bir belirlemeniz lazım. Şimdi ben buraya bir not defteri açtım. Etiketlerimi şuraya yazacağım. Etiketlerimi önce belirleyeceğim ki o etikete göre başlık ve açıklama yazacağım. Etiketleri yazıyorum. Kıymalı börek nasıl yapılır? Kıymalı börek tarifleri. Kıymalı börek el açması. Nefes ye yemek tariflerini yazmıyorum. Nefis yemek tarifleri diye bir kanal vardı sanırım. Ona aratmışlar. Ona gerek yok. Kıymalı börek yapımı diyorum. Kıymalı börek hazır yufka diyorum. İşte el açması var. Lütfen bakın bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra olayın mantığını çözeceksiniz. Çok basit bir mantık aslında. Kıymalı börek yapılışı dedik. Kıymalı börek tarifi vesaire devam ediyor. Yine buraya ben kıymalı börek yazıyorum. Yemek tarifleri yazıyorum ve kanalınızın ismi neyse. Örneğin Muhlis Akkoca diyelim. Kanalın ismi buraya kendi kanalımızın ismini de yazın. Şimdi etiketleri belirlediniz. Buradaki en önemli detay başlık. Başlık çok çok önemli arkadaşlar. YouTube algoritması sizi önce başlıktan yakalıyor. O yüzden anahtar kelimelerini belirledikten sonra bu anahtar kelimeleri uygun başlığı direkt seçeceksiniz. Şimdi bizim burada birinci başlığımız ne? Kıymalı börek nasıl yapılır? Ondan sonra ben buradan bir düz parantez koydum. İkinci bir başlık yapacağım. İkinci başlığım ne? Kıymalı börek tarifleri. Kıymalı börek Tarifi diyorum. Bakın başlığımda iki tane anahtar kelime kullandım. Burada böylelikle algoritmanın benim videomu yakalama ihtimalini aratmalarda üste çıkma ihtimalimi yükseltmiş oldum. O yüzden başlık çok çok önemli. Şimdi açıklamamı yazıyorum. Açıklamada tamamen şu anki düşüncemi yazacağım arkadaşlar. Bir hazırlanma bir şey yok. Tamamen bir iki dakikada böyle basitçe bir açıklama yazmaya çalışacağım. Buradaki anahtar kelimelere göre. Ne yazalım? Bu videoda sizlere kıymalı börek nasıl yapılır? Bu konu hakkında detaylı bir içerik hazırlamaya çalıştım. Hazırlamak istedim diyelim. Benim de sıklıkla yaptığım bu kıymalı börek tarifi ile enfes bir lezzete ulaşacağınıza emin olabilirsiniz. Şimdi burada ne yaptık? Kıymalı börek nasıl yapılır? Şunu anahtar kelime olarak yazdık. Burada ne yazdık? Kıymalı börek tarifini anahtar kelime olarak burada geçirdik. Şimdi yine devam edeceğiz. Tarifimi el açması değil hazır yufka ile hazır yufka ile yapacağım. Aynı zamanda kıymalı börek nasıl açılır hakkında da bilgiler vermeye çalışacağım. Bu tarz yemek, şunu yaz, tekrardan yapalım. Bu tarz yemek tarifi videolarım için kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. İmla kurallarına çok takılmayın. Hızlıca yazmaya çalışayım. Şimdi ne yaptık? Bakın el açması burada yine geçiyor. Ondan sonra hazır yufka yine burada geçiyor. Burada kıymalı börek hazır yufkaydı. Biz sadece el açması veya hazır yufka yazdık. Şimdi kıymalı börek zaten videonun içerisinde geçtiği için tekrar buraya tarifimi kıymalı börek el açması değil de kıymalı börek hazır yufka ile yazma gerek yok arkadaşlar. Zaten kıymalı böreği buradan yakalar. Ondan sonra el açmasını buradan Hazır Rıfkı'yı buradan yakalayabilir. Yani her şeyin de böyle dört dörtlük tutmasına gerek yok. Biraz da imla kurallarına uygun yapmanız gerekiyor. Açıklamayı çok böyle imla kurallarına özenmeyip çok devrik cümlelerle yazarsanız bu da çok iyi olmayacaktır. O yüzden cümlelerinizi çok düzgün, sanki bir makale yazıyormuş gibi her şeyi usulüne uygun bir şekilde yazmanız gerekiyor. Buraya kıymalı börek yazmadım ama el açmasından ve kıymalı börekten burada yakalayacak. Şimdi yine kıymalı börek nasıl açılır diye bir anahtar kelime geçirmişim. Burada kırmızı yapalım yemek tarifini burada geçirdim. Bunun gibi video açıklama içerisinde 1 2 3 4 5 6 tane anahtar kelime geçirdim. Başlığımı da aynı şekilde anahtar kelimeye uygun bir başlık yazdım. O yüzden şu an bu videoda yapacağım, çektiğim, çekmiş olduğum bu videoda açıklamayı, başlığı ve etiketleri çok doğru bir şekilde yapmış oldum. Şimdi bazen bu Keyword Tool'da istediğiniz anahtar kelimeleri bulamayabiliyorsunuz. Böyle olduğu zaman da Chrome'dan yeni bir gizli sekme açın arkadaşlar. YouTube'a girin. Keyword Tool'dan baktınız bulamadınız diyelim. Gizli sekmeyi açtınız. Kıymalı börek yazın. Burada bakın çıkıyor zaten. Kıymalı börek. Kıymalı börek nasıl yapılır? Hazır rüfka tarifleri falan filan. Buradaki bütün anahtar kelimeleri kullanın, yazın. Ondan sonra açıklamanızı ve başlığı buradaki anahtar kelimelere göre yapın. Yani aynı, hemen hemen aynı mantık. Önce keyword tool'u deneyin. Olmazsa gizli sekme açıp YouTube'dan bunu deneyin. Şimdi ben kendi videomdan bir örnek vereyim. Bu arada açıklamayı yazarken biraz daha özenin arkadaşlar. Böyle olabildiğince uzun yazmaya çalışın. Ben şimdi hemen örnek göstermek için 2-3 dakikada bir şeyler yazmaya çalıştım. Ama biraz daha düşünsem böyle 2 dakika değil de 5 dakika değil de 15-20 dakika düşünsem çok daha doğru anahtar kelimelerle çok daha güzel bir açıklama yazıp YouTube açısından daha iyi açıklamayı uyarlayabilirim. O yüzden siz başlık, açıklama, etiket kısmında çok fazla kafa yorun ve ona uygun şeyler üretmeye çalışın. Şimdi ben kendi videomdan bir tane örnek vereceğim. Mesela burada iPhone SE 2020 ile alakalı bir video yapmışım. Burada benim anahtar kelimem iPhone SE 2020. Şimdi açıklamaya bakın. iPhone SE 2020 ile beraber tam 6 ay geçirdim. Uzunca bir süredir kullandığım iPhone SE 2020'nin tüm artı ve eksilerini tecrübe etme imkanım oldu. Devam ediyor. Burada yine anahtar kelimeyi geçiriyorum. Buradan devam ediyorum. Bakın iPhone 11. Yine bir anahtar kelime geçirdim. Apple. Burada yine geçiyor. Devam ediyorum. iPhone SE 2020 PUBG'yi geçirmişim. Çünkü oyunlarla alakalı telefonlar çok fazla aratılıyor. Buradan devam etmişim. iPhone SE 2020'nin kamera performansı demişim. Yine bir anahtar kelime. Gibi gibi burada detaylı bir şekilde etiketlerimi zaten buraya yazmışım. Şimdi bu videoyu niye örnek olarak gösterdim? Ben tekrardan bir burada YouTube'dan gizli sekme açacağım. Şimdi YouTube'un bir güzelliğini anlatacağım sizlere. YouTube'a giriyorum. Gizli sekmede giriyorum. iPhone SE 2020 yazıyorum arkadaşlar. iPhone SE 2020 yazdım ve benim videom burada birinci sırada çıkıyor. Bakın çok önemli bir anahtar kelime, en çok satılan telefonlardan bir tanesi ve Türkiye'de çok fazla bu telefonla alakalı içerik üretiliyor ve benim videom Shift Delay Net'in videosundan yukarıda çıkıyor. Şimdi Shift Delay Net'in muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam en son 1 milyon 600 bine yakın abonesi vardı. Benim ise 5 bine yakın abonem var. Yani 1 milyon 600 bin neresi, 5.000 neresi? Benim videomu burada YouTube ön plana çıkarmış, daha ön plana çıkarmış ve aratmadan birinci sırada çıkıyorum. Yani YouTube küçük kanallara bu şekilde doğru anahtar kelimeler, doğru açıklamalar, doğru başlıklar girerek sizin videonuzu yukarı çıkartabiliyor. Bakın aşağı gidiyorum. iPhone'da Türkiye var. 750 bin izlenmiş, 138 bin izlenmiş, 869 bin izlenmiş ama benim videom 50 bin izlenmiş şu ana kadar. Bir aylık bir video ve bu şekilde devam ediyor. Bakın ne kanallar var. Ben bunların yanında hiçbir şeyim. Şimdi buradan çıkalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani her şeyi usulüne uygun bir şekilde yapsanız dahi bu durum videolarımızın hepsinin çok izleneceği anlamına da gelmiyor. Bizim buradaki amacımız videoların izlenme potansiyelini arttırmak. Ben YouTube hakkında onlarca eğitim aldım. Kendi videolarımda tüm detayları olması gerektiği gibi yapıyorum. Fakat bazı videoların bir ayda 50.000 izleniyor. Bazı videoların bir ayda 2 bin izleniyor. Yani sadece bunları yapmak da yeterli değil aslında. Ama bunları yapmazsanız izlenme ihtimalinizi, keşfedilme ihtimalinizi tamamen ortadan kaldırırsınız. O yüzden doğru başlığı seçmek, doğru açıklamayı yazmak ve doğru etiketleri belirtmek çok önemli. Böylelikle bu konu hakkında da sizlere balık tutmayı öğrettiğimi zannediyorum. Evet devam edelim. Youtube'da belirli konularda yani benzer konularda video yayınlayan kişilerin önerilme, izlenme ve dolayısıyla abone kazanma olasılığı her zaman daha yüksektir arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay bunu unutmayın. Eğer önceki videonuz şu an yayınladığınız video ve sonraki videolarınız birbirine benzer konulardaysa sizi ilk defa izleyen bir kişinin önceki ve sonraki videolarınızda izleme potansiyeli çok yüksektir. Çünkü benzer konulara hem ilgisi olacaktır hem de Youtube o kişiye videolarınızı çok daha fazla önerecektir. Bu izleyici de haliyle kazanılacak olan potansiyel bir abonedir. Bunu sakın unutmayın benzer konularda benzer içeriklerde videolar üretin. Kanalınızdaki ana temanın dışına çıkmayın. İstikrar konusuna artık hiç girmeyeceğim. Önceki videolarımda defalarca bahsettim. Aynı şeyleri tekrar etmemek adına bu konunun detayına girmiyorum. Eğer beni ilk defa izliyorsanız sadece şunu söyleyeyim. Youtube kanalınız için düzenli aralıklarla istikrarlı bir şekilde videolar yayınlamanız gerekiyor. En az haftada iki tane yeni video paylaşmanız gerekiyor. Bu konu hakkında daha fazla detaya girmiyorum. Youtube eğitimleri verdiğim önceki videolarıma bakabilirsiniz. Bir diğer önemli konumuz hangi konularda videolar çekiyorsanız çekin. Ne yapın ne edin videoyu olabildiğince fazla izlettirmeye çalışın arkadaşlar. Video izlenme süreniz ne kadar fazla olursa videonuz YouTube algoritması tarafından o kadar yararlı olarak nitelendirilip daha fazla kişinin karşısına çıkartılacaktır. O yüzden ilk zamanlar videonuzun izlenme sayısına takılmayın. izlenme süresine takılın. 9 dakikalık bir videonuz varsa ortalama izlenme süresi en az 3-3.5 dakikanın üzerinde olması gerekiyor. Bu sürenin altındaysa içeriklerde bir sıkıntı var demektir. İnsanların ilgisini çekmiyor olabilir. O yüzden videolarınızda anlatacağınız şeyi çok uzatmadan lafı dolan detaylandırmadan sade ve net anlaşılır bir şekilde karşı tarafa aktarın. Bu sayede izlenme süreniz daha yüksek olacaktır. Bir diğer konu videolarınızı düzenlemek için temel düzeyde video montaj programlarını öğrenin. Örneğin bir oyun kanalınız varsa ve bu tarz içerikler üretiyorsanız video düzenlemesine çok özenmeniz gerekiyor. Hızlı geçişler, müzikler, önemli anlar videonun en başında bunları kısa kısa ilgi çekici düzeyde göstermeniz gerekiyor. Ben bir oyun kanalının video montajlarını yapıyordum ve ilk 30 saniyeyi o kadar çok uğraşıyordum ki o kısmı bitirdikten sonra videonun yarısını bitirmiş sayıyordum. Oradaki ilk 30 saniye çok önemli çünkü insanlarda merak uyandırmanız gerekiyor. Ona göre videonun ilerleyen sürelerini izliyorlar. Bu söylediklerim tabii ki oyun kanalı tarzı içerikler için geçerli. Örneğin şu an benim yaptığım gibi eğitim videoları çekiyorsanız bu tarz şeyler çok fazla yapamazsınız. Ama en azından videonun ilk girişinde seyirciyi videoda tutacak şeyler söylemeli ve onların ilgisini çekmelisiniz. Hem bu sayede videoların izlenme süreleri de yükselecektir. Son olarak birçoğunuz biliyorsunuz ama ben yine de kısaca bahsedeyim. Video resimleriniz sanıldığından çok daha önemlidir. YouTube stüdyoya girdiğinizde gösterim tıklama oranları vardır. Eğer oradaki tıklama oranları düşükse video resimlerinizi tekrardan gözden geçirmenizde fayda var. Şunu da söyleyeyim. Çoğu kişi YouTube'a başlamakta geç kaldığını düşünüyor. Aslında bu konu bir anlamda doğru bir anlamda yanlış. Keşke bu işe daha önce başlasaydık. Şu an çok daha farklı yerlerde olabilirdik. 2-3 sene önce rekabet çok daha azdı. Şu an rekabet daha fazla. Ama şu gerçekte var ki YouTube 2-3 sene öncesine kıyasla bugün çok daha fazla kullanılıyor. Muhtemelen yüzlerce milyon yeni kullanıcı geldi ve bu kullanıcılar her gün yeni videolar izliyor. Dolayısıyla arz talep dengesi çok iyi durumda. Ondan dolayı bence 4.50 bu başa sarılarak başarılı olmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar youtube kanalı nasıl büyütülür ve kanalımızı nasıl geliştiririz soruları hakkında bildiğim tüm detaylardan bahsetmeye çalıştım. Umarım herkes hak ettiği yerlere en kısa sürede gelir. Bu tarz videolarım sizlere fayda sağlıyorsa kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.